iyi bir erkek yalanı. Say say bitmez. Hangi birini sayayım ben şimdi? Şöyle başlayan cümleler. Oyacım ne alakası var ya? Sen kafanda kurmuşsun. Kafanda kurmuşsun kızım. Bunlar senin bilinçaltın. Yani böyle şeydir, bunlar böyle bir şey yok falan. Bak yani en ne alakası var ya? Duyunca böyle deliriyorum. Tüyler diken diken. Yani bundan sonra kırılmıyoruz. Siz kırılırsınız, kırılmazsınız. Orası hiç ilgilendirmez. Oya ve beni hiç ilgilendirmez. Nasıl biriyle olur? Dünyayı böyle benim etrafımda yörüngenle döndürmek isteyen biri varsa olur. Olmadığına göre teşekkür ediyoruz. Herkese merhaba, Oyalamaca'ya hoş geldiniz. Beni yakından tanıyan herkes ona gerçekten ne kadar bayıldığımı biliyor. Kafasını çok ilginç buluyorum, beynini çok ilginç buluyorum. Bir sihirli değneğin olsa ve birilerinin kafasının içine girme şansın olsa deseler gerçekten onlardan biri Dilar olurdu. Dilar Aksuyek burada. Nasıl güzel söyledim değil mi? Yani acayip güzel şeyler söyledin. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir iltifat değil. Bunu daha önce de sana söylemiştim. Lütfen hatırlayalım. Ben de bir mukavele aynı şekilde en çok da gece yarıları attığın storylerde, kitaplarda altını çizdiğin cümleler bunun sebebi. Evet. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. İyi diyelim, iyi olsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keyfin yerinde mi? Yerinde. Genel olarak. Her şey güzel. Ya seni anons ederken söylediğim o cümle beynin içine girmek. Bir taraftan insana çok sürprizli ve cezbedici geliyor. Hmm. İnsanın merakını kaşıyan bir şey. Bir taraftan da sanki hani bu gerçekten mümkün olsa ne gerçek dost kalabilir, ne sevgili çiftler, her şey bir kaosa dönüşebilir. Öyle deme ya. Ama düşün, ben tabii ki bunu kendime ayırarak söylüyorum şu an. Gerçek ismi söyledim ama yani bunu herkes için bence mümkün olmayabilir. Sana tehlikeli gelen bir şey mi yoksa sürprizli gelen bir şey mi? Sen ister miydin mesela birilerinin beynine girebilmek? Yani kısa vadede isteyebilirdim. Kısa zamanda iyi olabilir, güzel bir oyun olabilir ama uzun vadede o şaşkınlığı yok eden bir şey olduğu için istemeyebilirdim. Ama zaten şeyi söyleyebilirim. Nasıl desem, zaten altıncı hissi, o sezgisellik gücü olan biri olarak tanımlayabilirim kendimi. Yani dolayısıyla beyninin içine girmek değil de yani insanları ne hissettiklerini algılamak konusunda yetenekli buluyorum kendimi. Çünkü yani tezimi, psikolojik tezimi kendim üzerinde yaptığım için ve kendi kendim zaten yeteri kadar şaşırttığım için kendimi de o kendimi anlama sürecinde. O yüzden insanları rahat algılayabiliyorum, rahat hissedebiliyorum ne düşündüklerini diyebilirim. Ama öyle bir gücüm olsun ister miydim? Kısa vadede isteyebilirdim belki ama uzun vadede insanların düşüncelerini ya okumak aslında istemezdim herhalde. Şöyle bir şey kastettim aslında. Hani birinin telefonu, çok sevdiğim birinin telefonunu bulmak ya da günlüğünü bulmak. Mesela ben gerçekten ne kadar merak etsem okumam. Yani çünkü orada minnacık olumsuz bir şey beni çok hayal kırıklığına uğratabilir. Öyle bir şeyle yüzleşmekten kaçarım. Aslında onu anlatmaya çalıştım. Ben de yüzleşmekten kaçmak olarak değil de yani ben de kendi kendim böyle şey gibi saygısızlık yapmışım gibi hissedeceğim için okumam. Yoksa gibi. Normalde yüzleşmeye de varım. Çok da merak ederim. Okurum da ama hani böyle şey gibi görürüm. Saygısız olmayayım şimdi, yapmayayım bunu falan gibi. Yeni dizi geliyor galiba. Evet. Dijital Egeyne. Nasıl bir karakter? Vallahi çok severek çalıştık. Klişe ama yani gerçekten doğru. Güzel bir iş olacak gibi geliyor bana. Hiç bize biraz ipucu verebilir misin? Yani, nasıl bir roldesin? Mesela? Karakterimle ilgili ipucu verebilirim. Rojin diye bir karakter. Gene çok güçlü bir kadın. Ben güçlü kadınları çok seviyorum. Güçlü kadınları oynamayı da çok seviyorum. Babasına hayran ve babası biraz şey gibi tabir edebilirim. Yani yeraltı dünyasında falan gibi bir tabirim olabilir. Aslında öyle bir dünyaya doğduğu için kız öyle bir dünyada var olmak istemese de o dünyanın gerektiklerini kabul eden, yani ne getirisi varsa onlarla yüzleşmiş, bunu kabul eden ve onun raconuna göre oynayan bir karakter. Aşkta tabii ki gene ne yazık ki orada bir Rojin böyle bir hani gene böyle bir kendini kaybeder gibi oluyor ama sonrasında gene jargona göre ayak uyduruyor, gidiyor yani. Güçlü, güzel bir karakter, eğlenceliydi. Güçlü kadın oynamayı seviyorum dedin ya, kendini güçlü buluyor musun? Buluyorum tabii ki yani. Bununla ilgili şey söyleyemeyeceğim, mütevazı davranamayacağım. Mesela seni üzmek kolay mıdır, zor mu? Yani ona çok böyle net bir cevap veremem.
Nasıl söyleyebilirim? Çok çabuk, aslında çok duygusal bir çocuktum ben. Yani hep çok duygusal bir kızım. İşte şiirler, edebiyat falan, yani içim zaten hep öyle. Ama zaman içerisinde galiba o yönleri torpilemek adına bayağı böyle bir gardım var. O kadar kolay değil. Yani gün içinde üzülmediğim bir şey yok ama onunla bir anda başa çıkıp anında toparlayabiliyorum da. Yani üzüldüğümü anlamazsın da sen hiç. Aa. Tabii poker şurak gibi. Yani hem öyle hem de kendime de şey yapabilirim bir yerde. Yani kendimi de kandırabilirim. Yani o mesleki bir şey de olabilir. Zaten kendimi hani manipüle ederim. Kendimi anladım. Çok iyi işte biliyorum ya aslında. Çok rahat bir şeylere inandırabiliyorum. Yönetebilirim kendimi çok iyi yani. Ya bir sürü seni başarılı projede izledik ama bendeki en çok şey, o diziyi çok böyle deli gibi izlediğim için İstanbullu Gelin. Ve orada ben ilk başlarda sana bir minik gıcık oluyordum gerçekten. Bu da bence rolünü gerçekten bu arada ne kadar hakkıyla o Fettan Gelin tırnak içindeki imajı oynadın. O işin ve hani daha önce de sana söylemiştim galiba, o iş bence bir televizyon işinden çok sanat gibiydi gerçekten. Hı-hı. Her oyuncu çok iyiydi. Neydi o işin alameti, farikası sence? Yani o işin Zeynep Günaytan tabii ki. Yani hani Zeynep Hoca'nın elinin değdiği her şey zaten gerçekten bayağı bir yukarıda oluyor bence. Ya yani birçok oyuncu da bunu düşünüyor zaten. Onunla çalışmak çok iyi bir fırsat. Zeynep Hoca'nın olması çok önemliydi. O işin o kadar iyi gözükmesi için. Bir de bence çok iyi bir cast yapılmıştı. Herkes çok yetenekliydi. Herkes çok uygundu. Ya, tipoloji olarak da çok uygundu aslında kendi rollerine. Dolayısıyla güzel bir iş çıktı. Peki senin oyunculukla ilgili kendini işte en iyi keşfettiğin ve en iyi ifade edebildim dediğin öyle bir şey var mı? Var tabii. Ya. Bir oyuncu için zaten en önemli şey aslında yani çok yetenekli bir oyuncuyum. Çok yeteneksiz gösterebiliriz biz. Çok doğru bir cümle mi oldu bilmiyorum ama. Anladım. Yani ama. Yetenekli bir oyuncunun yeteneğinden haberdar olmayabiliriz. Çünkü öyle işler oluyor ki yani sana hiçbir karakterle ilgili sana bir done vermiyor. Şimdi dolayısıyla performans gösterebileceğin herhangi bir şey olmuyor. Saçma sapan diyaloglar, hiçbir derinliği olmayan bir karakter. Yani o kadar yani Haluk Bilginer, Haluk abi gelse hani o rolde olmayabiliyor. Çünkü ifade edebileceği bir durum yok. O yüzden oyuncu için önemli şey aslında yazılan karakterin derinliği, boyutları. Yani dolayısıyla benim o yönden şanslı olduğumu düşünüyorum. Merhamet vardı mesela benim ilk işim, ikinci işimdi galiba. Merhamet'te Şadiye rolü. Yani benim böyle önüme koysalar roller, hani hangisini, Dila bizden hangisini istersen Dilara deseler Şadiye'yi alırım. Çünkü çok boyutluydu. Hem oynaması çok zevkliydi, anladım, hem de bir performans gösterebileceğim bir roldu. O yüzden onu söyleyebilirim. İstanbul Gelin'de gene İpek'i söyleyebilirim. Peki şu sıra genel olarak nasıl bir halindesin? Bize biraz Halit-i Ruhiyen'den bahset. Aynen, sen sonra bahset. Mutlu musun? Ne hissediyorsun? Yani çok şükür diyeyim. Şükür. Olduğu kadar. Yani çok fazla böyle şu sıralar şey, Halit-i Ruhiyemi düşünmemek, sorgulamamak üzerine bir hayat geçiriyorum ama memnunum şu anda yani. Şeyle ilgili bir şey mi, ne bileyim, hani mevsimsel işte, hava kasvetli. Yani olabilir. Hani mevsimsel de değil. Yani artık hani bu yaşadığımız dünyadan ötürü olabilir belki. Hani her şeyden biraz. Evet, her şeyden ötürü olabilir. Çok sorgulamamayı tercih ettiğim bir dönem. Şu dönem. Ya ben bir yerde şöyle bir cümle okumuştum. Yalnızlığını seven yalnız kalmaz. Zaten kendiyle vakit geçiren insan aslında zaten yalnız kalmaz anlamında bir şey. Şimdi buradaki yalnızlık ifadesi doğru mu bilmiyorum ama bana senden geçen his, senin de böyle sınırlarının çok belli olduğu, kendi alanını hep koruduğun, yani hem çok sıcakkanlı görünüyorsun ama sanki hani kimsenin de geçmesine kolay kolay izin vermediğin bir alanın, hep bir gardın varmış gibi. Hmm. Doğru mu bu tespitin? Yani son derece doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Benimle zor alakalı. Mu güveniyorsun insanlara? Yani ona güven mi demek lazım bilmiyorum ama şey... çok gardım vardır benim. Yani kimse
kendi kendime de zaman içerisinde, yani benim kendime emanet edebileceğim herhangi birisi yok kendimden başka. Yani dolayısıyla tabii ki yani bence birçok insanın vardır ya o benzetme, hani merdivende kendimi atarım arkamda olsa dediğim biri. Yok, ben hiçbir zaman sırtımı yaslayıp asla, yani hani oh ya tamam şimdi de burada bir güvendim diyebileceğim. Ya benim kendimden başka, ya ben herkessiz yapabilirim bu hayatta. Yani çok zorlanırım, üzülürüm. Herkes olmadan yapabilirim ama kendim olmadan yapamam. Yani benim düşmek, ondan sonra işte o depresyonumun uzun sürmesi. Ya tabii ki hepimiz insanız, işte üzülüyoruz, depresyona giriyoruz falan filan ama onların öyle bir zamanım yok benim. Yani benim sürekli hep kendimi ayağa kaldırmam gerekiyor. Dolayısıyla bazen kendi kendimi kandırdığım, manipüle ettiğim, işte diyorum ya o mesleki durumdan da olabilir. Durumlarım kendinden olabiliyor. Kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok kafası. Evet, resmen. Yani kendim kalkmak için her şeyi yapabilirim. Kaçarım, işte giderim, bilmem ne yaparım. Kendi kendime üzülürüm ama onu kimse anlamaz. Üzülürken de kendimi yalan söyleyerek bile olsa toparlarım. O yalana inanırım, yani sonra bir an iyileşirim. Evet, yani o yüzden beni gerçek anlamda tanıyan da çok az insan vardır. Yani kendimi bıraktığım ve gerçek beni gören sayılı yani arkadaşım vardır. Çünkü o sınırı kaldırman lazım. Mesela nasıl biri senin o sınırını aşabilir ve o alanına girebilir? Kimse giremez. Yok, iki tane arkadaşım var. İki kız arkadaşım. Mesela onlar da gerçekten o sınırım yok. Ceren'le Ebru. Buradan onlara selam söylüyorum. Mesela onlara karşı o sınırım yoktur ama bunu aslında onlar da sağladı. Çünkü nasıl söylesem bunu? Birinin beni tutması gerekiyor. Adım vazgeçmemesi gerekiyor benden. Yani benim uğraşılmasını istiyorsun. Evet, yani benden şey yapmaması gerekiyor. O mevzunun içini anlaması gerekiyor. Yani işte söylediğim bir şeyin arkasını düşünmesi, birazcık daha tanımaya, yani beni birinin tutması lazım. Yoksa ben oradan gidebilirim. Duvar örebilirim, bir şey yapabilirim. Bu bencilce ya da kötü duran, böyle üstten bir şey gibi gözükebilir ama hiç alakası yok. Tamamıyla duygusallıktan bana hiç ileri bencilce gelen gelmedi ama şöyle zor bir karakter özelliği gibi geldi. Yani günümüz için özellikle kimsenin durup da biriyle uğraşmaya resmen böyle vakti yok gibi davranıyor herkes. Ne sıradaki böyle bir kafada herkes. O yüzden hep yalnızız. Tamam, onu diyeceğim. Bunun özel hayatında bir yansımasını illaki hissediyorsundur. Ya da çok uğraştırıyorsun insanları. Yok, yani kimsenin uğraşmak, aynen senin söylediğin gibi kimsenin öyle bir uğraşmak gibi bir niyeti yok. Ben zaten birisi benimle uğraşsın falan gibi bir isteğim yok. O sevgiyle olan bir şey. Ben de benim gibi birini görsem, belki benim gibi biriyle karşılaşsam, yani arıza herhalde, oyacım ben bununla mı uğraşacağım falan deyip oradan uzayabilirim. Ama yani hani bana baktığım zaman işte o iki arkadaşım dediğim, mesela onlara karşı gerçekten gardım yoktur ve her şeyi mehakim olurlar. Kimi zaman gardım olsa da onlar bırakmaz ve algılarlar. Dolayısıyla birinin beni tutması gerekir hep yani. O da olmuyor, olmuyorsa da olmuyor. Ya böyle sevmek, saygı duymak, bunların dışında ben seni bu işte mesela aşağı yukarı bir şeye nasıl cevap vereceğini tahmin etmek, ama şöyle tahmin etmek, ne diyeceğini bilmek değil ama beni şaşırtacağını tahmin ediyordum. Ve şaşırmaya devam ediyorsun. Seni nasıl biri şaşırtır? Sana nasıl biri ilgi çekici gelir? O kadar yok ki bunun cevabı. O kadar böyle nasıl desem... Yani ilgi çekici gelmiyor ya kimse bana artık. Yani her şeyi ezberlemişim. Her şeyi ezberlemişim gibi değil ama nasıl desem, belki hani kendimle çok uğraştığım için, belki gerçekten kendi kendimi ben çok fazla artık şaşırttığım için, yani beni bu hayatta en çok şaşırtan insan, en zorlandığım kişi benim gerçekten. Yani ben de yoruluyorum. O yüzden kendim de başım dertte gibi oldu. Gerçekten dertte. Yani o yüzden böyle çok daha tahmin edilesi geliyor herkes bana. Çok böyle ilgim de yok artık dış dünyaya. Kapatıyorum da ben kendimi. Öyle sosyal bir kız da değilim. Yani dünyaya dışarıdan karşı sosyal çok... sosyal görünüyorsun ama. Hiç değilim. Aa. Sıfır. Yani hani zaten hayatıma yeni bir arkadaşın girmesi, yeni biriyle tanışmak, bir şey olması falan, sıfır sosyallik hiç. Yani eve git... Işte spor yapıyorsun işte ya. Yani. Spordan eve gel, evde hiçbir şekilde telefonum sürekli rahatsız etme modundadır.
Sürekli kitap okuyarak, film izleyerek, bu tamamen klasik bir hayat. Yani ev, iş yoksa eğer benim hayatımda sürekli bir eve gitme isteği. Evde hiçbir şey yok. Bir yalnızlık. Hani. Ama sürekli bir eve gitme isteği. Hiç sevmiyorum sosyalleşmeyi. Yazın öyle bir işte iki çıktım gezdim falan böyle yetti bana. Sanki yıllardan beri geziyormuşum gibi geldi. Sevmiyorum. Hep mi böyleydin? Hep böyleydim son ya. Son zamanlarda böyle bir şey. Hep böyleydim. Beni mesela hiçbir şeyde falan göremezsin yani. Bu iş için çok iyi de değil. Cihangir'de köpek gezdirirken yakalıyor. Bir tek orada seni. Yani. Cihangir dışında İstanbul'da bir yer var mı? Hani yok mu? Hiç yani öyle bir şey de bilmiyorum. Cihangir ev. O kadar benim için. Yani onun dışında öyle bir davete bilmem neye falan filan da katılmadım evet, ben. Evet hiç denk gelmedim. Hani, senle. İşim için de iyi bir şey değil bir yani. Hani evet. İşinle ilgili olduğu için onu örnek veriyorum. Hani geçiş bir eğlenceyi falan. Ben de o yüzden falan söylüyorum. Yani iş enteresan anlamında da aslında iyi bir şey yapmıyorum yani. Gitmem, gidemiyorum. Hep evdeyim. Ev ve spor. Peki törpülemek istediğin yanların var mı? Mesela öyle bir şey, mesela bu yanını değiştirmek istediğin bir yanın mı mesela? İster miydin daha dışa dönük, daha rahat? Dışa dönüyorum zaten ama o şey durumum yani kendi alanıma çok düşkünüm herhalde. Bilmiyorum. Yani dışarıda... Tek çocuk olmanın bunda etkisi var mıdır sence? Tek çocuk olmanın etkisi olabilir. Ama çok düşünmedim üstüne gibi. Olabilir. Ya peki gelelim senin şu meşhur ölüm var, açlık var. Benimle röportajında da söylemiştin. Ne aşk acısı. Bir şenlenelim. Bir şenlenelim artık yani. Bir ortalık şenlensin. Ne olur buna bir açıklık getirelim. Sanki çünkü ilk anda kulağa şöyle tınlıyor. Dilara hayatında ya hiç aşık olmamış ya da bir kere aşık olmuş ve gerçekten hani tırnak içinde Allah cezasını da vermiş. Ve onun travmasıyla da bir daha kendini tamamen hani kapatmış gibi bir algı oluyor. Hmm. Hangisi doğru? Sen nasıl? Direkt ilk ağzına alalım. Yani şimdi... Ben zaten şöyle bir şey söylemedim. Yani ben işte aşk diye bir şey yok falan diye bir cümle kurmadım. Zaten ne haddime şarkılar, şiirler bilmem nelerin yazıldığı hani bu duyguya ben aşkta yokmuş falan diyecek halim yok. Sadece şunu söyledim. Bana iyi gelen bir duygu değil. Yani ben nasıl desem sana şey bir duygu değil. Kelebekler uçuyor hep öyle tarif edilir ya. Evet yani tamam okey zaten. Sorun tam üzerine bastın. Sen de kelebek uçmuyor. Hayır. Tamamen şu anda üzerine bastın. Zaten bu kelebek uçması dediğin şey zaten seni o kadar fazla yükseğe taşıyan bir duygu ki. Yani yere çakılman da o denli aynı şiddette oluyor. Şimdi dolayısıyla bu duygu adaletten uzak. Eşitliği yok. Ben daha çok aşığım. O değil. Onunkisi bitti duygu. Benimkisi daha devam ediyor falan. Şimdi eşitliği yok. Demokratik değil yani. Demokrasi nerede bu duyguda? Şimdi dolayısıyla sen şey yapmış oluyorsun. Karşıdakine diyorsun ki yani Oya'cığım ben sana aşığım. Sen istediğin zaman bana bir okkalı bir tokat patlat. Yani ben veriyorum sana bunu, açıyorum kendimi gibi bir şey oluyor. Yani ve onun da şeyi acısı yüksek oluyor. Yani aşk acısı yok da demiyorum ben. Ben sadece şunu söylüyorum. Ben aşk acısı çekmek istemiyorum. Sen çekersin. Çekmezsin, beni hiç ilgilendirmez. Ama ben aşk acısı çekmeyeceğim güzel kardeşim yani. Hani benim de söylemek istediğim o. Ben çekmek istemiyorum. Peki, o duygu bana iyi işte gelmiyor. Valla hatırlamıyorum çektiysem de. O yani, kadar da eskide kaldı. Siliyorum öyle kötü duyguları. Ama şey, nerede okumuştum? Bir tane Murat Menteş'in gene gece yaraları story attığım şey kitaplardan biri. Murat Menteş'in de herhalde. Şey diyor, mesela aklın yolu bellidir. Yani genelde düşüncelerimiz bizim çok değişmez. Üç aşağı beş yukarı aynıdır. Hı-hı. Ama hani kalbin yolu yürüdükçe belli olur. Yani dolayısıyla ha, duygular güzelmiş. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Ve hani ben sürekli o şeyde pusuda beklemek istemiyorum o duyguyu yaşarken. Hı-hı. O yüzden de biraz korktuğum da bir şey yani. Hani hı, korktuğum için de bana çok iyi gelmiyor. Uzak durmak için mücadele veriyorum. Duramadığımız da oluyor insanız. Tam onu diyecektim. Yani duygu da yani hepimizin kontrol etmekte en zorlandığımız şey. Hı-hı. Tamam sen oyuncusun böyle bir yeteneğin gelişmiş olabilir ama hani özel hayatında bu bilmiyorum o yetenek o profesyonelliği oraya taşıyabiliyor musun yani? Çok iyi yapabiliyorum biliyor musun? Aa. Evet ya bak sana bunu nasıl şöyle bir örnekle açıklayacağım diye. Mesela şöyle şeylerim var benim. Bir flörtüm vardı geçmişte. Ama yani o ya
nasıl söylesem sana, böyle hani gördüğüm zaman böyle artık hani duygular şelale, yani o işte kelebek uçuşmasının en yüksek hali. Gerçekten çok güzel şeyler hissediyordum. Karşılıklıydı bu hissimizle. Sonra flört ediyoruz, işte yemek yemeye çıkıyoruz, dışarı bir şeyler içmeye çıkıyoruz falan filan. Her şey de gayet güzel gidiyor yani, her şey rayında. Sonra bir gün gene böyle çok güzel bir gün geçirdik. Yemek mi yedik artık, bir şeyler içtik falan, sohbet ettik. Beni eve bıraktı. Ondan sonra ben eve gittim. Oya böyle bir şey olamaz. Aşırı güzel bir gün geçirdim ama inanılmaz bir rahatsızlık duygusu var içimde. Hemen bir arkadaşımı falan arayıp, yani ben yapamayacağım şu anda, ben söylüyorum bir daha görmek istemiyorum onu. Sana yemin ederim. Bak, böyle kendi bir duygu... mutluluğunu sabote ediyorsun sen. Ama böyle bir şey olamaz. Sonra aradım çocuğu. Ama yani beni daha yeni bıraktı. 5 dakika oldu eve beni bırakalı. Dedim ki ya biz bir daha görüşmeyelim. Yani ben çok sevdim, çok güzel vakit geçirdik ama yok ya, böyle bir saçma bir şey oldu. Yani saçmalık silsilesi söylediğim şeyler. Ne olduğunu şaşırdı çocuk. Neyden kaçtım, ne oldu, ne bitti falan. Deli ya da, herhalde. Evet, yani hani ya da işte annemle babamda da onlar İzmir'deyken bazen oraya çok uzun süre gidip kaldığımda, İşte tekrardan geri döndüğüm zaman onlara çok alışmış olduğum için onun özlemi, o üzüntüsü çok fazla oluyor bende. Dolayısıyla bazen oraya gitmeyi tercih etmiyorum yani, o üzüntüyü yaşamayayım diye. Benim öyle şeylerim var ya, dolayısıyla kendi kontrolüm altında diyebilirim. Ben şu an ne hissettim biliyor musun? Keşke senin terapistin olsaydım. Ya herkes bizim adımız çıksın. Söylediklerin gerçekten insanın merakını taşıyan şeyler. İlla ki yani şöyle oluyor. Bu çok bu arada ön yargı da olabilir. Belki de çok düz mantıkla, belki de çok saçma bir yerden bakıyoruz. Hı-hı. Ama illa hani bunun altında bir şey olması lazım. İşte bunun altında bir şey olması lazım. Evet, bunun altında zaten bir şey var yani. İşte o sana söylediğim şey, benim kendimi böyle sırtımı yaslayacağım bir şey yok. Benim her zaman ayakta durmam gerekiyor. Yani işimi iyi yapmam gerekiyor. İşte ya, ben kendimi emanet edebileceğim bir şey yok benim. Dolayısıyla ben kendimi öyle çok büyük üzüntülere... Yok değil, sen etmiyorsun ama. Bir şeylere kaptıramam. Ama bu dünyanın düzeni de zaten çok şeye müsait değil. Yani uğraşamam o pusuda bekleyip. İşte birisinin duygusumu değişti, onun dinlenmesi mi oldu? Acaba düşecek miyim? Evet, yani hani onlarla bazen mücadele etmeyi istemiyorum. Ha, bu benim başıma çok büyük dertler açtı mı? Evet, bazen şey olarak da algılanamıyorsun. Çünkü bazen kötü bir insan gibi gözüküyorsun. Ki şunu yani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerçekten çok ya iyi bir insanımdır ve çok iyi bir insan olmak üzerine kurdum hayatımı. Yani en beni mutlu eden, motive eden şey iyilik. İyilik yapmak, iyi insan olmak gibi durumlar. Şimdi ben böyle hissettiğim için o kadar yükseklerde yaşıyorum ki duygularımı. Bazen duygusal hatalar yapıyorum. Gerçek hatalar yapmıyorum. O hatalarım benim gerçekliğim değil. Yani o hatalar duygusal hatalar. Ve dolayısıyla karşı taraf tabii ki normal olarak bu durumdan incinebiliyor. Ve başka bir yerden, yani sandığım kadar iyi biri değil mi Dilara diye, o da bambaşka bir tokat yemiş oluyor. Suçluluk yani, duygusu, her şey. Oturup kendini sorgular öyle bir durumda insan. Ben mi bir tabii, şey yaptım? Tabii yani ben tokat yemeden sorun bazen tokat atan tarafta ben olmuş olabiliyorum yani. Ya hepimizin böyle kötü zamanları ve zamanları olur ya. Senin sevimsiz halin ne zaman ortaya çıkar? Hangi durumda sevimsizleşirsin? Ay, her zaman sevimsizleşebilirim yani, çok kolay. Yani ne olduğunda mesela? Ya işte onlara bile imkan tanımıyorum ben ya. Sevimsizleştirmesine kimsenin imkan tanımıyorum yani. Ben bana birinin hata yapma ihtimali olmadan ben oradan zaten. Daha tam sevimsizleşecekken ben oradan kaçıp gitmiş oluyorum yani. Ha. Uzun zamandır o zaman, eğer dediğin gibi ise, birinin senin kalbini pek kıramamış olması lazım. Yani bazen kendi kendimin de kalbini kırmak zorunda kalmış olabiliyorum. Kırılıyorum da ama... Kırılıyorum ya. Kırılıyorum o kadar gene da değil. De sanki yani. Ben şey gibi oldu değil mi? Sanki taştan, duvardan. Aslında tam tersi biliyor musun? Bunları yapmamın sebebi çok daha fazla kırılıyor olmam. Yani o yüzden böyle paldır küldür, hadi nasıl tarağı toplayıp kaçalım. O dertte olmamın sebebi o. Peki genel olarak aslında az bu sorunun cevabını vermiş oldun ama ben yine de bunu net bir şekilde soracağım. Böyle bir plan, hedef insanı mısındır? Yoksa böyle geldiği gibi mi? Geldiği gibi yaşıyorum zamanlarımda hep depresyondayımdır.
Eğer geldiği gibi gidiyorsa hayatım hep kötü hissederim. Kesinlikle hep bir hedefim olmalı, hep bir şey olmalı. Yani diğer türlü böyle yaşama amacım yok gibi, neden kalktık bu sabah, niye var gibi falan hissederim. Genelde hep böyle bir hedef insanıyım ya. Hep bulurum kendime bir şey, yaratırım yani. Eğer hiçbir hedefim yoksa kilo alırım, zayıflamayı hedef edinirim kendime. Evet, onu kendime izliyorum mesela, deli gibi spor yapıyorsun. Tabii ya da... çünkü hedef belirlemek için kendime kilo aldım. O yüzden deli gibi spor yapıyorum. En hızlı olduğun konu ne sence hayatta? Oyunculuk. %100. Yani hani gözümü hırs bürüyor dediğim şey, ama bu şey gibi değil. Yani işte birisiyle kendini kıyaslamak, ondan sonra işte bir şey yapmak. En sevdiğim şey insanların başarılı olması. Çok samimi söylüyorum. Çok seviyorum başarılı oyuncu. Hele başarılı kadın oyuncu, yetenekli kadın oyuncu falan çok çok seviyorum. Çok imreniyorum. Ama kendi kendime beni en çok böyle şey yapan, heyecanlandıran, o tutkuyu yaratan şey oyunculuk. Çok, yani oyun oynamayı çok seviyorum yani. Oyun oynamayı çok seviyorum. Hayatın içinde de seviyor musun? Tabii hayatın içinde de çok sevdiğim için babamla annem dedi ki bu çocuk çok oyuncu. Biz bunu bir şey yapalım. Bu istiyor belli ki deyip çok oynardım yani. Desteklediler o zaman oyuncu olmanı. Tabii desteklediler. Şimdi böyle kısa kısa hap sorularım var. Eğlenceli bir bölüm. Oraya geçiyoruz. Seni en çabuk ne heyecanlandırır? Yeni gelen bir iş. Ama beğeneceğim böyle senaryo okuduğumda. Beğendiğim bir senaryo ise eğer, ay aşırı heyecanlanırım. En kolay neye sinirlenirsin? En kolay, trafikte en kolay trafikte sinirlenirim. İyi bir erkek yalanı. Say say bitmez. Hangi birini sayayım ben şimdi? Bir dakika dur, biraz düşüneyim. En iyi erkek yalanı. Şöyle başlayan cümleler. Oyacım ne alakası var ya? Sen kafanda kurmuşsun. Kafanda kurmuşsun kızım. Bunlar senin bilinçaltın. Yani böyle şeyleri, bunlar böyle bir şey yok falan. Bak yani en ne alakası var ya? Duyunca böyle tüyler deliriyorum. Tüyler diken diken. İyi bir kadın yalanı. Bizim kadınlarımız tabii ki yalan söylemezler. Eğer bizim kadınlarımız yalan söylerse de, bizim kadınlarımız yalnız ne biçim bir cümle bu? Hepsini sahiplendi. Kız kardeşçilik işte bu. Yani kadınlar yalan söylerlerse de o kadar tatlı yalanları olur ki, mesela aşkım suratımda hiçbir şey yok. Ama full makyaj yani. Yani. Böyle yanlışlıkla çocuk değdi mi beyaz tişört fondöten içinde ama suratımda hiçbir şey yoktur. Ya da işte ne bileyim, trip atmak için yok ya bir şey yok, tamam iyiyim ben. Ha, bir şey okay, yok sana öyle tamam, gelmiş falan. Bunlar yani, onlar da kadınların tatlı kalbinden ötürü ileri gelen ve pembe yalanlar. Peki sence kadın ruhu genel algının söylediği gibi av mı yoksa avcı mı? Yani biz aslında seçen taraf mıyız, sence seçilen taraf mıyız? Sen kendi üzerinden. Bütün işte kız arkadaşlarıma falan bakınca da, sana bakınca da falan dermişim. Bence tabii ki seçen tarafız. Değil mi? Çünkü evet, hep seçen şey tarafız gibi gösteriliyor ya kadın. Yani böyle hep bir edilgen vesaire. Hayır. Çok yazık bunu gösteren insanlara. Çok yani ben hiç sevmedim. Çok sevdiğim için kadınları. Yani. Eğlenceli zıpır erkek mi, ağırbaşlı erkek mi? Ya bunu bana soracak mısın gerçekten? Evet, sence? Yani ben sen beni tanıdın. Bana ağırbaşlı mı der? Hiç ben kendimi tanıtamamışım. Gerçekten mi? Ağırbaşlı erkekleri hepsini güzel saygıyla el sallıyoruz onlara. Neden ve zıpırları vuruyoruz. Dur hemen açıklayacağım. Daha bu soruyu sorduğum hiçbir kadından ben zıpır eğlenceli erkek cevabını almadım. Hiç ağırbaşlı erkek çok tanımadım. Çok ezberledim o cevabı. Yani yanımda böyle arkadaşım olamaz. Aa, hiç sevmem. Hiç. Yani ağır başlı insan çok güzel. Keşke Allah inşallah bir gün ben de severim. Ama eğlenceli insanları seviyorum ya ben. Nasıl biriyle asla olmaz? Nasıl biriyle olur da bana uygun bir soru ama. Nasıl biriyle olmaz? Merhametsiz biriyle asla olmaz. Merhamet duygusunun çok önemli olduğunu son yaşadığım hadiselerle beraber çok daha iyi algılamış bulunmaktayım. Nasıl açıklamalar yapıyorum o ya? Ama bir şey anlatmadım. Ve şey, narsist kişilik bozukluğuyla alakalı bir tezim var benim neredeyse. Çok fazla narsist insan ve özellikle narsist erkekle karşılaşmış bir kadın olarak narsist erkekle, işte kadınla, insanla,
hiçbir şekilde olmaz. Merhametsiz insanla da olmaz. Nasıl biriyle olur? Sen kaşındın. O soruyu sen sor. Nasıl biriyle olur? Dünyayı böyle benim etrafımda yörüngenle döndürmek isteyen biri varsa olur. Olmadığına göre teşekkür ediyoruz. İkili ilişkide kıskanç mısın? Ya çok kıskançmışım ya. Aa. Gerçekten yani sonrasında ama bazen fark insan... etmiş gibi söyledim. Evet, çünkü bazen insan kendini şey işte nasıl desem yakıştıramadığı için çok fazla şey yapabiliyor. Ama yani baktığım zaman çok kıskanç biriyim ya ben. Kıskancım yani. Mesela biriyle karşılıklı oturuyorsun, bir date'desin, böyle gözü kaymış oradan geçen bir kadına. Ne yaparsın? Sence? gibi baktın. Tepkisizlik, kayıtsızlık en önemli silme durumudur diye. Yani orada hiçbir şey yapmam. Güzelce yemeğimi yer, hesabını öder orada. Onun da hesabını öder, kalkarım. Sonra ne bir tane şarkı vardı şey Instagram'da. Denk geldim dur. Şey var, Teoman beni her yerden engellemiş. Ha evet. Sonra çocuk her yerde şunu çalar. Dilara beni her yerden engellemiş. Maddi manevi bütün hesapları da kapatıp tabii gitti hepsini diye. Kapatıp al canım bu da benden olsun deyip oradan uzarım sonra. Hiç karşılıksız aşk yaşadın mı? Bir reddedilme anı gibi bir şey ya da. Karşılıksız aşk. Yani bütün aşklar şey gibi oldu. Karşılıklıyken hemen karşılıksıza döndü onlar. Yani süreçte zaten onlar öyle oluyor ama hani tek başına tamamen kendi içinde yaşadığın. Ya hayır da diğer türlüsü daha kötü. Benim şey ortaokulda bir çocuk vardı böyle D harfi kazımıştı koluna. O kadar yani aşıktı bana. O D harfini A yapmıştı sonra çocuk gelip başka bir kıza. Aa, şimdi oradan sonra benden sağlıklı bir aşk hayatı beklemeyiz. Ama o biraz, onunki biraz sağlıksızca bir hareket olmuş. Yani D'yi A yapamazsın ya. Terbiyesiz yani. Yani buradan çemkiriyormuşum. Buradan kınıyoruz kendisini. Vallahi kınadım. Aşk böyle parfüm gibi geçici bir duygu dediğin için söylüyorum. Hı. Geçici olmayan bir duygu. Artık günümüzde var mı? Yani tabii ki gerçek sevgi. Yani aşk ve sevgi çok başka şeyler. Herhalde gerçek yani dünyayı sevgi kurtaracak bir yerde. Gerçek bir sevgi çok sahici ve bitmeyen bir şey herhalde. O söylediğinde sanki böyle hayat arkadaşıdır ya. Yani ama işte, sen de bir hayat arkadaşı, sen en sonu yine bence o heyecan istermişsin gibi geliyor. Yanlış mı? Ben de seni bu kadar yanlış okumuş olamam. Sevgiyi değil de aşkı mı seçermişim gibi geliyor. Evet. O yüzden bu haldeyiz. Bu açıklamaları kim yapar yoksa aşkı aman. Ne aşkından bahsediyorsun sen demez kimse yani. O İkinci yüzden... kez yanlış tespit yapsam çok şey olacak. Yok gayet doğru bir tespit ama yani bundan sonra kırılmıyoruz. Siz kırılırsınız kırılmazsınız orası hiç ilgilendirmez. O ya ve beni hiç ilgilendirmez. Ya çok güzel bir sohbet ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Haftaya yeni bir konukla birlikteyiz. Abone olmayı unutmayın.